Ben sizleri sevgili Özgür'le baş başa bırakacağım ve Özgür'ün o güzel türkülerini dinleyeceğiz. Tekrar sefa geldiniz. Ben sizlerle kısa bir Kuvayi Milliye gezintisi yapmak istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz Kuvayi Milliye aynı zamanda bir müdafaa-i hukuk hareketiydi. Yani bu toplumun akılla ve barışla buluşması için yaptığı bir mücadelenin hareketiydi. Unutmaya çalışanların, unutturmaya çalışanların, hatta değersizleştirmeye çalışanların çabalarına inat huzurlarınızda bir kez daha bu hareketin Anadolu motiflerini paylaşmak istiyorum. Thank you.
Efendim, Anadolu'nun orta yerinde İzmir'in işgaline belki bilenleriniz vardır, bir ağıt yakılıyor. Büyük Ozan rahmetli Muharrem Ertaş, İzmir'in işgali üzerine bir ağıt yakıyor. Sizlerle onu paylaşacağım. Daha sonra da yine büyük ustalardan Aşık Veysel Çatıroğlu'nun Atatürk üzerine yazdığı bir eserle programın bu bölümünü tamamlayacağım. Güzel İzmir'de duman gitmez başımdan, aklım kaldı toprağın dalaşımda. Gündüz hayalimde, gece düşümde, yasıl dağlar geçeceğim İzmir'e. Onlar dökecan denize. Karadaşa'la benzer senin yatışın virane, kuşa benzer ötüşün. Düşman girdi yurdum, uza yetişir. Değil dağlar geçeceğim İzmir'e, yananları dökeceğim mahluk, hepsi birden ağladı. Şüphesiz bu dünya fani, Tanrı'nın aslanı hani. İnsi cinsi cemi mahluk, hepsi birden ağladı. Çekipme bu sanadadır. İskender'i üzül karneyin, çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk değil, cemiyeti ahlamalardı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Çektiler taraladı. Fabrikalar icat etti, atadığını ispat etti. Vardığın Türk'e terk etti, döndü çak devran ağladı. Buharalar işitti her yanalar. Siz alın Türk gençleri, çalışanlar kalmaz yeri. Maraş
Kaçan Fevzi'nin askerleri orduda teymel aladı. Zannetme ağlayan gülmez, asla yatağı boş kalmaz. Yalnız gidenler gelmez, Melekül Mevt elinden her gelen insan ağlar. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağlar. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim sana.